Herkese tekrardan merhaba. Sea of Thieves'de birkaç tane yeni haber var. Onları sizinle paylaşmak için bir video çekmek istedim. Uzun bir aradan sonra tekrardan Sea of Thieves videosu atıyorum kanala. Umuyorum ki videoyu beğenip kanala abone olursunuz. Hemen haberlere geçelim. Evet, Sea of Thieves'de yeni bir special event eklendi oyuna. Buna bakmak için önce tab'a basıyorsunuz. Pirate Log'a gelip sezon 3'e geliyorsunuz. Burada da event kısmından special events'a tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi Flags of Friendship diye bir event var. Yani dostluk bayrakları gibi bir şey. Yani Alliance kurmak. Açıklamasında da başka bir ekiple beraber Alliance olarak Sea of Thieves'i daha güvenli bir hale getirin gibi bir açıklama yazmışlar. Buraya girdiğinizde bu event esnasında yapmanız gereken challenge'lar ve de ekstra bir görev var. O burada gözüküyor. Öncelikle event'in verdiği ödüllere bakalım. Şimdi burada totalde 600 puan toplamamız lazım bu event esnasında. 150 puan topladığımızda bu sağ tarafta gördüğünüz karakterin üzerindeki yaraları elde edebiliyoruz. 300 puan topladığımızda karakterin yüzünde gördüğünüz makyaja sahip olabiliyorsunuz. 450 puan da yine karakterin üzerinde gördüğünüz dövme. 600 puan topladığınızda da Friend of the Sea diye şu an gördüğünüz isminizin altında yazan bir title kazanıyorsunuz. Bence kullanmak için güzel, tatlı bir title, Friend of the Sea. Evet, bu challenge'lara geldiğimizde ilk olarak burada herhangi bir hayalet gemiyi öldürdüğümüzde puan kazanacağımız yazıyor. Normalde 2 puan kazanıyoruz ama eğer bir takımla Alliance'sak bu 2'ye katlanıyor, yani 4 puan kazanacağız. Yine burada iskelet gemisi yendiğimizde 5 puan kazanıyorduk. Yine Alliance yaparsak 10 puan. Ve Flameheart'ın en son çıkan boss gemisi, yani üzerine Flameheart arması olan gemiyi yendiğimizde de normalde 25 puan kazanıyorken bu event esnasında eğer buna Alliance girdiysek Burning Blade gemisini öldürdüğümüzde 50 puan kazanıyoruz. Dolayısıyla Flameheart'ın World Event'i belki de en karlı puan kasma yöntemi bu görevde. İkinci sayfaya geçiyorum. Burada herhangi bir Ashen Lord, bu adalarda çıkan Ashen Winds eventindeki boss olabilir, Fort of Fortune'da çıkan boss olabilir. Bunları yendiğimizde 25 puan veriyor. Kraken'le kapıştığımızda Kraken'in kestiğimiz her bir kolu için bize 5 puan verecek. Son kısma geldiğimizde de burada Skelterford, Fort of Fortune ve Fort of the Dam gibi eventleri tamamladığımızda, yani bu aktif fortlardan birini tamamladığımızda bize 10 puan verecek. En son sayfada bir Megalodon bölümü var. Herhangi bir Megalodon'u öldürdüğümüzde yine 10 puan kasabiliyoruz bu eventte. Dolayısıyla bir an önce 600 puana gelmek için yapmamız gereken şey bu challenge'ları tamamlamak. Evet, bu event esnasında yapılacak bir diğer görev de burada sağ tarafta gördüğünüz gibi Supplemental Income diye bir kısım var. Burada bir görev veriyor bize, bu görevi yaparsak eğer Pirate Philanthropist diye bir title kazanıyoruz. Yani hayırsever korsan gibi bir şeye geliyor Türkçe anlamı. Bunu kazanmak için bir başka ekibin gemisinin üzerine hazine bırakmanız lazım. Eğer buradaki gördüğünüz gibi hedef 100 puan diyor. 100 puanlık hazine bıraktığınız takdirde bir başka gemiye Pirate Philanthropist diye bir title kazanıyorsunuz. Tabii bunu yapmak çok kolay değil. Eğer Alliance'ınız kolay ama başka bir gemiyle anlaşmak biraz zor. Bugün ben denedim. Çok da dostane korsanlar çıkmadı karşıma. O yüzden sizin de aklınızda olsun. Başka gemiye hazine bıraktıkça puan kasıp bu title'ı da kazanabilirsiniz. Evet, Sea of Thieves önceki aylarda da verdiği gibi bu ay da bize bazı emissary ödülleri verecek. Bununla alakalı yapmanız gereken şey Reputation kısmına gelip burada emissary masası olan şirketlere bakmanız lazım. Yani Reaper's Bones, Gold Order, Merchant Alliance, Order of Souls ve Athena Fortune. Bunların her birinin ödülleri var. Önceki aylarda bazı gemi skinleri verdi, silah skinleri vesaire verdi. Yine geçen ay birkaç parça gemi skini vermişti. Şimdi onların devamını veriyor her şirkette. Girdik mesela Reaper's Bones'a. Ben daha henüz hiç Reaper's Bones emisyonisiyle puan kasmadığım için bu ay henüz bir ödül şeyim yok. Burada Emissary Ledger kısmına aşağıya tıklıyorsunuz. Sağ üstte görüyorsunuz 30 gün var. 30 gün sonra topladığınız puanlara göre buradaki seviyelerden birine yerleşeceksiniz. Master, Keeper, Servant, artık bunlardan hangisi olacaksa. Eğer Master'a gelirseniz bu ve bu ödülleri alabiliyorsunuz. Ödüller ne diye baktığımızda şöyle hızlıca bakalım. Yani şöyle sırayla gideyim. Follower. Buraya geçiyorum.
Servant'ı geçiyorum. Bu bir title gibi bir şey. Bunun da bir önemi yok ödülün. Şu iki kısım bizi ilgilendiriyor. Eğer bu ödülü alırsak bize bir Cannonball skin'i verecek. Önceki ay gemi güvertesi vermişti. Master seviyesini bitirsek hem o Cannonball'u alacaksınız hem de bu dümeni alabilirsiniz. Yani bu iki ödülü de kazanırsınız. Önceki ayda bize Figurehead vermişti. Dolayısıyla bu gemi skin'i tamamlanmış olacak. Bunlarla beraber galiba bir tek çapası olmayacak ama çapa ve üst bayrağı olmayacak. Belki onları da önümüzdeki ay verecektir. Reaper'ın ödülleri böyle. Bu ödülü kasmanız için yapmanız gereken şey emisleri bayrağı çekip hangi emisleri bayrağını taşıyorsa geminiz gidip o şirkete bir şeyler satmak. Sattıkça puan topluyorsunuz. O puanlara göre de buradaki listede bir yere yerleşiyorsunuz. Ama bu puanlar değişecek. Şu an 200 bin puan alınca işte orta seviyeye geliyorsunuz vesaire gibi gözüküyor ama bu bir çan eğrisi gibi gidiyor. Burada bütün listeyi görebilirsiniz. En üst seviyede 7 milyon, 6.7 milyon kasmış insanlar var. Şu an henüz 2 günde. Bu ileride 60-70 milyon gibi bir şeylere çıkabilir. 30 milyon gibi bir yerlere çıkabilir para. Dolayısıyla en alttaki ve en üsttekinin ortalamasına göre buradaki paralar artıyor. Yani şunu demek istiyorum. Bir gün girdiniz, kastınız ve burada birinci seviyeye, master seviyeye çıktınız. Tamam, okey. Bu ay ben bu ödülü aldım gibi düşünmeyin. Ay sonuna kadar ara ara bu 30 gün bitene kadar kontrol edin. O sırada topladığınız 7 milyonla belki ikinci seviyeye düşmüş olabilirsiniz. İleride birinci seviyenin puanı daha da yükselmiş olabilir. Buna dikkat etmeniz lazım. Şimdi hızlıca diğerlerine bakalım. Gold Order. Yine Emissary Ledger'a geldim. Bu iki tane atlıyorum. Önceki ay bu gemi güvertesinin skinini almıştık. Bu ay bu Cannonball'u verecek. En üst seviyede bitirsek hem o Cannonball hem de ayrıyetten bu gemi dümenini alabiliriz. Yine geçen ay bize şu figürede vermişti soldaki. Order of Souls'a da bakalım hemen. Emissary Ledger. Yine önceki ay gemi dümeni vardı. Şimdi bu topları verecek bu ay sonunda. En üst seviyede bitirsek de bu figürede almıştık zaten. Ya tık var gördüğünüz gibi. Burada da dümen verecek bize. Merchant'a atladım. Merchant'a bakalım. Ödüller. Evet, burada da yine bu Cannonball'u verecek. Yine bize güverte vermişti geçen ay. Bu güzelmiş. Bu dümeni kazanabiliriz bu ay. Gerçekten güzel gözüküyor. Bu Merchant gemi skin'i bayağı iyi olacak tamamlanınca. En son Athena'ya bakacağız. Athena'da geçen ay bazı bir pistolle kılıç vermişti. Bakalım bu ayki ödüller. Evet, shotgun. Böyle beyaz bir shotgun alıyoruz. Orta seviyede bitirsek, en üst seviyede bitirsek hem o shotgun'ı hem de bu sniper'ı elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben bu kılıcı ve bu pistolü zaten almıştım geçen ay. Bu ödülleri de almayı unutmayın. Bu ay emissary puanlarınızı kasıp en üst seviyede olduğunuzdan emin olun 30 günün sonunda ve böylece bu skinleri de elde etmiş olabilirsiniz. Evet, Sea of Thieves'le alakalı vereceğim bir diğer haber de Twitch dropları. Bildiğiniz gibi Sea of Thieves sık sık Twitch'teki partnerler üzerinden oyunculara bazı hediyeler veriyor. Creative Crew denen bir gemi setini parça parça oyunculara hediye edecek. Twitch'teki herhangi bir partneri 20 dakika izlediğiniz takdirde her gün vereceği o parçayı akontunuza ekleyebilirsiniz. Ayın 2'si ile 6'sı arasında olacak. Ekranda gördüğünüz bu gemi setine sahip olmak için Twitch'teki partner yayıncıları izlemeyi unutmayın. Evet, videonun sonuna geldik. Teşekkürler izlediğiniz için. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. İyi günler.